Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. One, two, three. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. Arkadaşlar kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanalımda yeniyseniz ben Rabia, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Kanalımda günlük vloglar, diş hekimliği ile ilgili vloglar, günlük hayatımdan kesitleri paylaşıyorum kısaca. Eğer hoşunuza gidip ilginizi çektiyse kanalıma bir göz atıp eğer size uygun olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kısa bir giriş konuşmasından sonra bugünkü videonun içeriğine gelelim. Başlıktan da anladığınız üzere benimle yurtta bir gün geçireceksiniz. Arkadaki çarşaflardan anlamış olduğunuz üzere de evet KYK yurdunda kalıyorum. KYK yurduyla ilgili zaten 2-3 tane kanalımda video da mevcut. Onları da şuraya bir yere bırakırım. Buradan da eğer merak ederseniz işte yurtta yemekler nasıl oluyor, yurdun içi vesaire bunlarla ilgili videolarım var. Onları buraya bırakırım. İlginizi çekerse onlara da göz atabilirsiniz. Bugün yurtta bir günümde neler yapıyorum size bunlardan bahsedeceğim. Hafta sonu şu an pazar günü 5 Şubat. Şimdi zaten önce kısımları videodan izlediğiniz gördüğünüz üzere gerçekleşti. Şu anda bütün odadaki işlerim bitti. Çamaşırlarımı vesaire astım, hazırlandım. Şu an çok az bir yüzüme makyaj yapacağım. Sadece birazcık renklensin diye ve dışarı markete çıkacağız. For a minute
kaldınız. Neyse. O kadar yoruldum ki omuzlarımı hissetmiyorum ya. Omuzlarım çok kötü. Şimdi aldıklarımı göstereceğim. Bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Önce şu önünüzdeki yığını açmakla başlayalım. Şimdi burada bir adet yumuşatıcımız var. İki tane glove'umuz var. Bir tane ıslak mendilimiz var. Bunun kokusunu çok merak ediyorum. Çünkü daha önce hiç kullanmadım. İnşallah bok çıkmaz. Ay güzel kokuyor. Ve arkadaş inanır mısınız? 5,5 lira. Şok oldum ve bence bayağı ucuz. Yani güzel ve güzel ve ucuz ve güzel kokuyor. Bu arada dur diğerlerinin fiyatlarını da söyleyeyim mi? Sanki BİM'e gitmiyormuşsunuz gibi. Yulafların fiyatı 17,5'tu. Yumuşatıcının fiyatı 36 ya da 37 o tarzıydı. Kuru incir aldım bu şekilde. Peçete aldım bu şekilde. Şimdi ben okula giderken mesela çantama koyuyorum. Daha sonra yoğurt. Tart. Bu kimyon değilim. Bir an gerçekten kalbime iniyordu kimyon mu diye. Kimyon alsaydım kötü olurdu. Yulafı atmak için tarçın aldım. Evdekini çalacaktım da unuttum. Daha sonra ceviz aldım. Daha sonra bir tane ped aldım. Bir tane bulaşık süngeri aldım. Daha sonra gratis alışverişine geçtim. Gratisten böyle bir tane şey aldım. Sabun kutusu ama sabun koymuşum. Ben buna gece planı koyacağım. Bu şekilde gece planım var ama benim koyacak bir şeyim yoktu. O yüzden bunu aldım. Bu gece planı da bu arada kendim yaptım arkadaşlar. Bilmiyorsanız ya da videonun başında bahsettim ama diş hekimini okuyorum. Kalbime iniyor dedim bu kırık ama kapaklıymış. Kapıyoruz ve başucumuza koyuyoruz. Gerçekten bir kendi diş fırçası için şundan aldım. Bundanın benim vardı ama eve gittiğimde evde kırılmış. Düşmüş ve benim bilincimde değil. Kırılmış tamamen. Ben onu evde bıraktım ve diş fırçası için yeni böyle bir şey aldım. Bu da 11 liraydı. İndirimli hali. Diş fırçasının kendinden daha pahalı. Daha sonra bir de bugünün ana elemanı. 3'ü. Evet arkadaşlar 3'ü aldım. Gerçekten kıydım parayı aldım büyütürüz lan. Buna ne olmuş? Wow. Hareketli, flexible. Neyse bir tane ütü aldım çünkü benim ütüm yoktu. Buna ihtiyacım vardı. Daha sonra bir de böyle mandalina ve elma aldım. Çünkü vitamin. Şimdi alışverişimiz bittiğine göre birazcık gerçekten soğuklanacağım. Bir su içeyim, su içmeyi unuttum. Gerçekten ortalık böyle dursun. Ben bir 5 dakika telefon oynayıp dinlenebilir miyim? Çünkü kollarım, bacaklarım gerçekten gitti yani. Yeteneklerimi yerleştirdim vesaire. Sonra bulaşıklarım vardı, onları yıkadım. Daha sonrasında fark ettim ki acıkmışım. Dedim ineyim madem. Saat 6'yı birazcık geçiyor zaten. Mekaneye gidince görüşürüz bakalım bugün. Ne varmış yani sizin için sürpriz. Put that weight on my back. I'm counting this money regardless of what you been doing. I'm getting these racks. It's the life that we have chose. I hit the gas, I'm on the road. I had to do it on my own. I take my time and I reload. I live this life while you just talk about it. Put my money where my mouth is and I keep it silent. Tekrar selam dostlar. Şimdi ben görmüş olduğunuz üzere yemeğimi yedim. Geldim çayımı yaptım. Bilgisayarımı açıp bir iki tane bazı anestezler nasıl yapıldığıyla ilgili videolar kaydetmiştim. Onları izleyeceğim çayımı içerken. Çünkü yarın dersler başlıyor ve anestezi dersi ilk dersimiz. O yüzden dersten önce bir hazırlık gibi olsun istedim. Teorik kısmına baktım ama sorsanız ne hatırlıyorsun? Hiçbir şey. Gerçekten bizim bölüm dersleri böyle bir şey ya. Yani okuyorsun çalışıyorsun ama bir türlü aklında kalmıyor. Ya da ben de bir sorun var bilmiyorum. Diş hekimliği okuyanlar varsa bunu bana aydınlatsana. Ya da hekimlik okuyan yani tıp okuyan arkadaşlar vesaire varsa bunun mantığı mentalitesi nedir ya? Boşuna mı çalışıyoruz arkadaşlar? Niye böyle oluyor? Kendimi salak gibi hissediyorum. Ama değiliz. Sadece bölümümüz zor. Öğrendiğimiz şeyler zor. O yüzden akılda tutması zor. Neyse işte dediğim gibi o kaydettiğim videolardan izleyeceğim. Size de gösteririm zaten. Hatta göstereyim bakın. Çeşitim yokanlar varsa bir fikir olur. Şu iki video. Maksiller ve mandibüler anestezi şeyleri. Videoları.
Arkadaşlar o kadar mayışmışım ki size anlatamam ya. Videonun 20 dakikasını falan izledim, sonra yatağa yattım. Ayaklarım falan çok ağrıyordu. Şu an tipim de birazcık kayık ama yapacak bir şey yok. İşte videonun 20 dakikasını falan izledim. Sonra bana bir mayışıklık, bir yorgunluk, bir ağrı, bir sızı. Dedim at kızım kendini yatağa. Zaten masayla yatak yan yana. Yatağa attım kendimi. Sonrasında Instagram'a reel editledim bir tane. Onu da şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Buradan takip edebilirsiniz ve reels'larımı, gönderilerimi vesaire oradan takip edebilirsiniz. Çünkü Instagram'da birazcık da aktif olmaya çalışıyorum. Neyse reklamımızı da yapalım. Reels'la uğraştıktan sonra bir baktım ki saat 9'a geliyor. Ama yani ben 1,5 saattir falan yatıştayım. Ve yatmaktan, hani böyle yatmaktan omzum ağrıdı yani. Bir dakika, önce ses kısıp geleceğim. Bence duyulmuyordur şu an. Ben ajanda işlerini hallettim. Daha sonra dişlerimi fırçaladım ve şu an cilt bakım kısmına geldik. Bunun için aynen oraya gitmeye gerçekten üşendim. Şimdi sabah gösterdiğim bu toniği kullanıyorum önce. Cildimi dışarıdan geldikten sonra şey yapmıştım zaten. Temizlemiştim. Daha sonra La Roche'un bu efektler kremini sürüyorum. Bakayım eksik bir şey var mı, yok. Bu efektler kremi uyguluyorum. Kısa bir çiçek lastik arası. Kremimizi sürdük. Şimdi bir 20-25 dakika kitap okurum. Kitap okuduktan sonra umuyorum ki Allah'ım lütfen uyku perileri uykumu getirsinler. Uykum gelir de uyurum. Sabahleyin de güzel güzel misler gibi okulumuza gideriz. Videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bence çok dolu dolu ve güzel, eğlenceli bir gün olduğunu düşünüyorum. Ben bir sürü şey yaptım. Hepsini sizlerle beraber yaptım. Benim için keyifliydi açıkçası ve verimliydi. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında ya da istek ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve daha fazla bu tarz içerik gelmesini istiyorsanız onları da yine belirtebilirsiniz ya da ne tarz içerikler görmek istiyorsanız onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca beni yine şuraya bir yere bıraktım. Instagram hesabı üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.